Evet, ikinci günümüzde 9 çocuklu, 50 torunlu Herdem Hanım ve acaba kaç numaralı gelini Tuğba aramızdalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 4 numaralı. 4 numarasın. Evet. Sondan başa mı baştan sona? Baştan sona. Baştan sona 4 numara. Kaç gelin var? 5. 5 evet. Oğlu, 4 kızım var. Kızların da hepsi evet. Evli mi? Hepsi evli, oğlum da evli. Evli, oğulların da evli. Allah mutlu etsin. Gerçekten 50 torun var mı? 50 tane torunu var. Nasıl 50 tane torunu var? 36 tanesi kendi çocuklarından. Kendi çocuklarının çocuklarından da toplam 50 tanesi oldu. 50. Hangi zavallının evinde toplanıyorsunuz da? Bizim evde. Şaka yapıyorsun. Evet. Hepsi. 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 Sen nerede oturuyorsun? Beraber oturuyoruz. Gazi aynı mahallesi. Evde. Evet. İstanbul'da. Evet. Gazi Mahallesi'nde. Evet. Ama Muş'a gidiyormuşsunuz. Evet, ama Muş'a gidiyorum. İki gelin götürürüm beraber. Aa, sen de mi gitmek istiyorsun? Ha. Ben gidiyorum zaten. Ben zorla götürüyorum. Niye? Muş daha orası, hoş. Orası daha hoşuma gitti benim. Ev yapıyorum. Ama yapıyorum. Orası Muş'tır, yolu yokuştur. Yolu da hoştur. Yolu da hoştur. Tam tersi. Orası ova. Vallahi hiç gitmedim. Çok isterim gitmeyi. Bir Muş'a selamlarımızı gönderelim evet, bu arada. Selamlar. Kaç yıllık evliydin? 7 sene oldu. 7 sene oldu. İnşallah. Peki. İnşallah sen misafirime geliyorsun. Ya inşallah. Bitsin şu pandemi nerelere gideceğiz hayırlısıyla. Peki Tuğba. Evet. Eşinin adı ne? Ercan. Ercan, Herdem, Ercan. Peki sen karıştırmıyor musun böyle hani ya da herkes bir arada olduğu zaman isimler karışıyor mu? Çok merak ediyorum. Niye isimleri ben karıştırmıyorum. Kaynanam karıştırıyor. Torunlar, çocuklar hepsini birbirine katıyor. Hı. Çok olunca. Önce kaç kişi oluyorsunuz totalde? Mesela torunlar, gelinler, eltiler, kayınbiraderler. Böyle klasik hiç kimsenin gelmediği pazar günü belki 20-25 kişiyiz. Hiç kimse yoksa. Hiç kimse yokken. Sade çekirdek ama ailesi. Aynen öyle. Böyle doğum günü falan yapsak en son kızımın doğum gününde kıyamet. Belki 80 kişi vardı evde. Sizin ne arkadaş ne komşu çağırmanıza gerek yok. Yakın akraba. O da birinci derece yakın. Uzak ama akrabayı da değil. Ha bir de o uzak akrabalar üçüncü derecelere, dördüncü derecelere mesela 200 kişi falan. Yok. Evet, bayram yemekleri kaç kişi oluyor Herdem Hanım? 3 kilo. Kilo pirinç, mu? Pirinç alıyorum. Kendi pirinç alıyorum. Evet, çünkü yemek tarifi. 3 kişi de lahana, büyük lahana alıyorum. 3 büyük lahana. Bir tencerede pişiririm. Sarma. Öğlene, sarma. Öğlene pişi kalmadı. Hepsi kahvaltı yiyorum, bitiriyorum. Onlar da yöresel. Akşam seriyorum. 3 kilo pirinç, 3 büyük lahana sabah gidiyor. Gece 3'te koyuyoruz. Sabah 10'a kadar pişiyor, 12'de yok. Herhalde 5 kazan pilav, 7 kazan öyle et pişmesi lazım şey için, bayram yanında, yemekleri değil mi? Aynen öyle, onun yanında tatlılar, işte şantiyon yemekler, ikramlar hariç. Evet, Herdem Hanım yemeklerden girdi. Peki, sen Ercan'la nerede tanıştın? Ben Ercan'la nerede tanıştım? Biz ilkokul birinci sınıf arkadaşıyız. Şaka yapıyorsun. Yok şaka yapmıyorum. İlkokul arkadaşı. Aa çok güzel. 6 sene okulda gidiyorum, geliyorum beraber arkadaşlar. Beslenme sonra, saatlerinde, teneffüslerde. çocukluk aşkım ama önce sevmiyordum tabii, nefret ediyordum. Aa, çünkü beni hep dövüyordu. Babam onun için beni tekvando kursuna yazdırdı. Kolumu falan kırdım. Ne? Onu sınıftan attırdım, başka sınıfa koydular falan. Kolun annesi nasıl kırıldı? Tekvando kursun. Ben böyle şiddetle başlayan bir şey hiç duymadım aşka sonra bak. Sonra aldılar onu Muş'a falan gönderdiler. Bir sene orada okudu geldi falan derken. Uzaklaştırdılar. Ortaokulda tekrar birleştik. Liseyi beraber okuduk. Üniversitede Niğde'de beraber okuduk. Sonra da evlendik. Ay çok güzel hikaye. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite. 7 senedir de evliyim. Bir şey söyleyeceğim. Yani. Simsiyah bir şey mi dedin? Şey, açıldı mı sonradan rengi? Açıldı. Şimdi mükemmel bir çok güzel. Mükemmel derken ay şu kolye düğünde mi takıldı? Evet. Ay kim önce baba sevmiyor. Şimdi dedi keşke bir tane de Ercan gibi bana damat olsa. Diyorsun. Sen memnun musun damatlardan, gelinlerden? Ben de memnunum. Sen de memnunsun. Allah, ben çok de güzel. Allah bozmasın diyelim. Kocaman amin, mutlu bir aile. Evet, bayağı kalabalık. Sen peki evlendin, evleneli Herdem Hanım'la mı oturdun? Evet. Allah Allah. Nasıl? Peki korkmadın mı bir çekince? Evde eğitim de var. Ha? Bir tane daha eğitim var evde. 2 senedir yanımda o da. Onu da çıraktan yetiştiriyorum. Siz zaten okul gibi olmuşsunuzdur evet, adeta. Öyle. Yetiştiren gönderiyor, yetiştiren yetiştiren gönderiyor. Sırasını savan gidiyor. Aynen öyle. Peki nasıl bir kayınvalide Herdem Hanım? Daha dün tanıştık, çok tanımıyorum tabii kendisini. Tanımanız lazım. Diyorsun. Evet. Anlatılmaz yaşanır mı? Aynen. Önce Müzeyyen gelinimdir, sonra Fatma gelinimdir, sonra Nüren gelinimdir, Tuğba,
Bahar. Tuğba, Bahar. Damatları da say da yiyeceğim. Damat da. Say damat isimlerini. Mehmet damadım. Mehmet. Menaf damadım. Manav mı? Menaf. 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 Abdülmenaf. Ha, Abdülmenaf. Evet. Damadımdır. Engin damadımdır. Engin. Engin. Evet, tamam. Evet, ha. Engin bir sorun ondan yok. Ondan sonra Murat damadımdır, 4 tane. Vallahi bravo. Ama olsun, gene saydı. Torunlara hiç girmiyorum, çıkamayız. Peki, kaç çocuk var sende Tuğba? 2 tane. Allah bağışlasın, yemeklerin güzel herhalde. Elim lezzetlidir. Sipariş üstüne pasta da yapıp satıyorum. Öyle mi? Ama inşallah burada da öyle olur. Hadi inşallah burada da olur. Peki daha çok var konuşacak konu ama tabii ki en önemli konu burada senin yemeklerin. Evet. Öncelikle menünü duymak istiyorum yarışmanın ikinci gününde. Bakalım neler pişirecek bize Tuğba. Çorba olarak terbiyeli tavuk çorbası. Olur. Ara sıcakta Antep usulü içli köfte var. Oo, Antep usulü kızartma. Zaten lor dolması var. Oh. Havuç tarator var cevizli. Paçanga böreği var. Bol çeşitli bir ara yemek evet. tabağı olacak. Ana yemeğimizde sultan kebabı var. Sultan kebabı. Ezogelin pilavı var. Ezogelin pilavı. Evet. Allah hep çorbasını yaparlar. Bu kez pilavı olacak. Evet. Çoban salata. Tamam. Tatlı olarak da köstebek pasta. Ha, köstebek pastası yapacaksın. Zaten pasta yapıp satıyorum dedin. Evet. Ama normal bir pasta yapmayacaksın. Yok, köstebek. Yok, bu kadar kısa sürede onu yetiştiremem. Yapsam da yani güzel olmaz. Hani... Tıkır tıkır pasta tıkır. Adını geçirmek istemiyorum. Risk almayayım dedim. Evet, o topa girmek istemiyorum. İyi iyi peki. O zaman önce bir markete uğurlayalım seni. Sen alışverişini yap, gel mutfakta buluşacağız Tuğba. Tamam. Hadi bakalım. Size iyi sohbetler. Sağ ol, sağ ol. Aa, saçlara bak ne güzel. Maşallah. Bugünkü menüde bana öyle ahım şahım gelmedi yani. Normal evde yaptığımız menülerde. Bugünkinde de el açması yok yani. Börek, baklava, mantı. O tarz yani yeri fazla zaman alacak bir şey yok. Burada emek isteyen bir içli köfte var. Onu da ben biliyorum zaten. Benim bir saatin içinde 50-60 tane döktüğüm içli köfte. Bakalım nasıl yapacak. Menüyü iyi buldum. Yani o kadar basit de değil. Basit olan şeyleri de var. Paçanga böreği gibi. Ama içli köfteyle tatlısını değerlendireceğim. Söyle şimdi. İyi buldum, iyi buldum. İyi iyi. Memnunsun gelinlerden. Çok memnunum. En çok hangisinden memnunsun? En çok Latuba'yı seviyorum. Diğerlerinden daha çok. O beni çok yani kadrim kıymetim o çok biliyor. Ama sen de biliyor musun kadrini kıymetini? Gelinlerine hediyeler alır mısın? Ha valla alır. Valla? Ha valla alır. Tuğba alır. Tuğba her şeyi onu alır. Anladın mı niye Tuğba'yı? Sen alıyor musun gelinine doğum gününde bayramda? Ben de işte zaten sen... hepsi ona bıraktım yani. Tuğba nereye gidiyor? Hadi mikser koş markete gidiyoruz. Ya ne, nasıldı? Beyefendi hayattaydı değil mi eşi? Allah Allah, Allah şükür. Uzun ömür versin. 9 çocuğu nasıl büyüttünüz, nasıl okuttunuz, nasıl evlendirdiniz hepsini? Vallahi iki çocuğu bakarım, tandır yaparım, ev ekmek pişiriyorum. Rençberi de hepsi bakarım. Düşün rençberlik yapıyor, evde pişiriyor. Allah. Şimdi bir çocuğa, iki çocuğa bakamıyorlar bakıcısız. Kim? Yardımcısız. Yardımcı nedir? Yardımcı ben kendime yardımcıyım. Senden başka sana yardım eder. Peki çocuklar büyüdükçe birbirlerine baktılar ama Allah herhalde. Allah şükür. Her şeyi çocuklara memnunum. Ha, Allah iyi. Şükür. Valla bana tık demiyor. Tık demiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.